Aramızda hiçbir sorun yoktu hakim bey. Biz hep sevişirdik. Bazen kavga da ederdik ama o zaman daha da çok severdik birbirimizi. Ayten Hanım, ne yapıyorsunuz? Verin lütfen. Bir daha söyle. İşte bu yüzden kavga ederdik. Ayten Hanım, verin lütfen. İstediğim zaman vermezdi Ayten. Şey demek istiyorum, çok inatçı biriydi. Mesela çay istiyorum değil mi? Hani vermezdi çay. Hani lütfen defteri verir misiniz? İnatçı işte. Kavgalı bir deniz gibidir benim Ayten'im. Coşkulu bir kısrak gibidir. Bizim ilişkimiz hırçın. Ayten Hanım, verin şu Allah aşkına, verin ya. Ürküten bir ilişkiydi. Ay, o zaman senin o. Avukat bey, mahkeme düzenine saygı gösterin. Pardon hakim bey, çok özür dilerim. Ürpertici bir ilişkiydi bizimkisi hakim. Devamlı ürperiydik. Sizi bir daha uyarmayacağım. Hakim bey, diyeceğim ben Ayten'i... Ben Ayten'i çok seviyorum. Hakim bey, ben Ayten'i çok seviyorum. Hakim bey, ben Ayten'i çok seviyorum. İnanılır gibi değil yani. Benim normal şartlarda ne olursa olsun tepki vermeyeceğim durumda... ...gergin bir zamanda aniden gelişinde ben kontrolümü kaybediyorum. Abi. Kendimi kontrol edemeyip aynısını yapıyorum. Ah, biliyordum. Avukatla gönül ilişkisi ha? Hakim bey, benim nefsim ayaklar altına alındı. Hakim bey, ben boşanmak istiyorum. Sonra işten kovuldum. Evet. Bunları biliyorsunuz zaten Deniz Bey. Evet. Ve öyle durumlarda sakinleşmem için verdiğiniz nefes çalışmaları var ya... Bakın sakin sakin konuşalım, çok rica ediyorum. Ben strese girince olmuyor. Strese girince oluyor yani. Her şeyin mantıklı bir açıklaması var. Bakın, hepsi stresten. Başlat stresine. Bilmiyorum, iri tanıyorum sizi, bilmiyorum. Hiçbir işe yaramıyor. Yapamıyorsunuzdur. Yapıyorum Deniz Bey. Alıyorum, veriyorum. Alıyorum, veriyorum. Yok. Yarar. O yarar. Önce sizin inanmanız gerekiyor. Şimdi şu bahsettiğiniz kadın. Ayten. Anten. Deniz Bey, Anten diye isim mi olur? Ayten. Olmaz. Ben de zaten şey yapmıştım. Ayten. Ayten Hanım belli ki sorunlu bir tip. Ve sizi çok zor durumda bırakmış. Bu net. Sizin sakince hayatınızı gözden geçirmeniz gerekiyor. Hayatımı gözden geçirdim Deniz Bey. Sorunun kaynağının da ilacının da ben olduğumu biliyorum. Hı? Kendime kendimle barışık ve huzurlu bir yaşam için yeni bir sayfa açtım. Dersimiz çalışılmış. Aferin. Biliyorum. Kendi kendime yarattığım korkunun tek ilacı benim. Geçmişim kurbanı olmayacağım. Başaracağım. Arat, çabuk ol. Karan gelebilir. Hadi Aras, hadi çabuk. Sözlerimi tekrar et. Ben bir hırsızım. Ben bir hırsızım. Bu kümese izinsiz girdim. Bu kümese izinsiz girdim. Aferin sana güzel hırsız. Bu anı ömür boyunca unutmayacaksın. Aferin sana küçük hırsız. Ömrün boyunca unutmayacaksın bu anı. Çocuk kafayı yedi. Çocuk kafayı yedi. Aras Bey, iyi misiniz? Aras Bey, iyi misiniz? İyiyim Deniz Bey. Teşekkür ederim. Tamam, sevindim. Peki şimdi nerede yaşamaya karar verdiniz? Uzakta. Ayten Hanım'ın beni bulamayacağı bir yerde. Kızlar, hadi gelin gelin. Koşma saatisi patlatalım. Ay, çok güzel oldu. Hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Hoş geldin canım. Kızlar, bu fotoğrafın en az 100 like'ı var, ben size söyleyeyim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Karar verdiniz mi? Gördüğün gibi işte. Yine vahim bir tablo ve yine biz. Evet, verdik. Biz hepimiz frambuazlı cheesecake istiyoruz. Ay. Peki efendim. Evet, öyle istiyoruz. Berna, dün geceki de George muydu yine? Değiştiremediğine göre yine huzursuzsun.
Yoksa Michael mıydı, Jordan mıydı, Ricky miydi, Martin miydi demeliyim. Ya da gündemimizde yeni bir yabancı mı var? Ha? Hanneciğim, ben çok merak ediyorum. Senin işin gücün yok mu acaba? Kızlar, 20'ler koltuğum. Tek derdin Berna kimle, nerede, ne zaman, ne yapıyor? Ha, konuşacak başka bir şeyin olmadığını farkında mısın sen acaba? Ay, o kadar kalınsın ki tatlım. Şakaları kaldıramıyorsun, anlayamıyorsun hatta. Kızım, sen burada dedikodu yaparken hayat akıp gidiyor. Ne var yani? Ben en azından hayat akışını yakalıyorum. 30 oldum! 30! Bak, çok güzel bir yere getirdin konuyu. Evet, otura otura 30 oldunuz. Gündem bu. Kızım, şimdi sessiz söyle. Evet canım, 30 olduysak olduk. Ama sen nereden biliyorsun hayatının aşkıyla 30'undan sonra karşılaşmayacağını? Ben buna inanıyorum şahsen ve o şekilde enerji gönderiyorum. Tatlım, bence sen kendi adına konuş Berna'cığım. Çünkü ben 25'imi yeni doldurdum. Bak 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 bak, şıracılar grubu. Güleyim bari. 5 senedir 26'sın be. Biraz büyüt artık şu yaşını. Abicim, şu üst kolye çok dikkat, tamam mı? Bak, babaannemin babaannesinden kalma böyle porselenler var. Kırılabilir yani, çok dikkat. Böyle terazide, hep terazide. Gözünü seveyim. Mezarında ters döner kadın, vallahi billahi. Bu arada bir şey soracağım. Benim gitmem lazım. Bir görüşmem var. Bu keki de sen ye. Evde kalmış, kız kurularına iyi görüyormuş. O şıkım benim. Hadi konuşuruz sonra. Üzülme canım sen. Ben o pastayı yerim tatlım. Şey yapma. Kızlar, farkındasınız değil mi? Hatun bize lafı çattı gitti. Klasik Berna işte. Takılma sen de bu kadar. Umut arkadaşlar. Umut. Umut eşittir su ve hayalperestliği. Yine ben. Hani sen evinde heykel yapıyorsun ya. O heykeller böyle dirilecek. O aşk gelecek, kapını çalacak, bulacak seni. Evet, bulur canım. Evin her köşesi heykellerle dolacak kadar yaşlansam da... eğer o aşk gelip beni bulacaksa gelir ve bulur. Teyze. O aşk buraya... Teyze. Sana diyor. 30 olayı. Yolun ortasında dikilmeye devam edecek misin acaba? Aldın mı cevabını? Oh be, sonunda. Yaşlılık ne zormuş ya. Alo. Ne yapıyorsun oğlum? Dağınıklıktan kafayı yedim abi. Evi taşırken nakliyecinin teki babaannemden kalan eşyaların bulunduğu koliyi yaklaşık bir metreden falan aşağı bıraktı. Aşağılık herif! Abi, hastalığım pörtledi benim ya. Hala etkisi altındayım. Aman diyeyim arasım. Yok oğlum öyle hastalık mastalık çok. Derin nefes al, ver. Zaten o babaannemden kalan o pis bitki şeylerden kurtulduğum için ayrıca daha da ben mutlu oldum diyebilirim. Oğlum sen ne herifsin ya? Antikadan ne anlarsın oğlum sen? Git patenini kay. İnşallah da kafanı kırarsın salak. Pardon, bakar mısınız? Zibil mi bunlar? He? Bu kadar zibil olur mu yani? Bak sana ilk ve son kez söylüyorum. Her koğuşumun bir poşet zibil atma hakkı var. Gerisini kendiniz atarsınız. Anladın mı sen? Ne yiyorsan bu kadar zibil mi var? Ben yeni taşındım. Zibil değil mi? Çöp değil mi bunlar? Hayır, çöp falan değil ya. Boş koli bunlar. Sen ne işten meşgulsan burada? Ben avukatım. Ha, avukatsın. Ha, çok güzel, çok iyi. Yani çok para kazanıyorsun değil mi? Yani. Ben de Nerman. Bu binada bir problem olursa bana söyle. Bu bina belli ki ben bu binanın kapısıyım. Senin ismin Neriman mı? Neriman, evet. Neriman sizde kadın ismi. Bizde erkek ismi. Ben Azerbaycanlıyım. Bir millet, iki devlet. Ha, tamam, anladım. Tamam, peki. Allah'sın tabii, Allah'sın. Sen zarabattın. Bu bizim kadar şakası yani. Bir sana bir şey söyleyeyim. Bizde uzayan şakalar hiç sevmezler, anladın mı? Hiç sevmezler. Git git. Zaman içinde birbirimizi başa düşeceğiz. Ne? Başa diyelim, düşeceğiz. Başa düşeceğiz. Anlaşırız seninle yani. Zaten İstanbul'da herkes beni yanlış anlıyor. Thank you.
Çok güzelsin sen. Hoşuma gittin. Evet, evet, evet. Bu ne be romantikler. Sağ olun. Of be, of be. Of, dans edelim mi? Dans edelim mi biraz? Dans edelim et bir süre, benim gitmem lazım. Çok geç kaldım artık. Kabata mı? 5000 tane içti. Sarhoşum zaten. Sarhoşum. Bayağı rengi sarhoşum işte ya. Ben de otele atar mısın yani? Ben yabancıyım. Azmış olabilirim de o yüzden. Azmak? Evet. Bildiğiniz azmak bu. Tabii ki azmış olabilirim. Hala bak bir de tabii ki almış olabilir. Sana buradan böyle bir gelişine bir tane kafa indirir. Terbiyesiz, terbiyesiz. Gece gece. Bana mısın? Ben ne söyledim ki? Azma kaybolmak demek bizde. Meğer siz de öyle değilmiş. Sapık sandı herhalde. Herhalde. Nereye gitti? Hoşuma gitti. Ben bunu sevdim galiba. Arkasınıza gittim. Bir daha geldim kendime bu menzilin merdivenlerinde buldum. Ama yüzünü hatırlamıyorum. Bir kere karşılaşmadık o günden. O yüzden bu binada işe başladım. Belki bir gün yeniden görürüm diye. Göremedim, hiç gelmedi. Ey avukat ka. Abi. Yok böyle bir rezillik yok. Ayıp yani, ayıp. Avukat, ayıp. Bu defa güzel olacak Aras. Güzel değil, hatta mükemmel olacak. Mahallende gayet huzurlu, sessiz. Aha, evet anneciğim. Bıraktım heykel adamlarımı, bıraktım. Ya ne demezsin. Zaten birazdan kapının önünde de hayatımın aşkıyla karşılaşacağım. Sonra da balayına gideriz artık. Sen de bir süre bana ulaşamazsın. Tamam tamam, alıyorum kutularını. Ay kutuları unuttum. Sonra evden çıktın. Sihirli tüylü, beyaz...
gibiydi, peri gibiydi. Ay bu yaktı iyice açtan falan kafayı. Erkek peri var mıdır acaba ya? Vardır. Kızlar, bu iyice gitti. Hadi gelin de kendine getirelim şunu. Gel, 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 gel. Salam Bahçeli, nedir sen? İyiyim, iyiyim. Zibil. Var mı atmağın Zibil? Yok Zibil Bibil. Bak seni anlıyorum artık. Ha, akıllı şanslan sen maşallah, maşallah. Meriman. Evet. Bak dün akşam bir şeyler oldu. Ne oluyor diye bir bakayım dedim. Taş gibi bir şey attılar, az daha kafama geliyordu. Sen karışma, karışma onlara. Nasıl ilişmeyeyim ya? Hep böyle mi bunlar? Ne biçim insanlar, kardeşim bunlar? Dağ başımı burası, gölge diye bir şey kalmamış. Abi dedim karışma sen, bir sus, bir sus. Zorlu kızlar var orada, kızlar var. Hamster zor kızlar. Zor mu? Evet, çok zor. Nesi zor? Çok zor. Kızlar, bir şey diyeceğim. Bu çocuğun telefonu yok. Adı sanı yok. Bir girişin yok. Sen nereden bulacaksın bu beyaz tüylü prensi? Çöp yok dedim ya Neriman. Bak, bir de bir şey söyleyeyim. Alt kata taşınan var. Biraz sakin ol benden söylemesi. Ne yapayım aşağı kata taşınan varsa Neriman? Ben bilmem. Senin için Zadoloz dedi. Bana... Ne kadar vahşi insan diyor, görgüsüz diyor, kötü kötü şeyler diyor, diyor da diyor. Herhalde kafasına bir şey attın, o yüzden Zadoloz diyor. Vallahi doğru demiş. Evet, Zadoloz'un tekiyim ben. Evet. Dağdan gelip bir de baldakini kovmaya çalışır bunlar. Değil mi Neriman? Evet. Allah senin karşına çıkacak adamı korusun be! Zadoloz'un niye burası? Kaba adam, görürsün sen şimdi. Apartmanda yaşamanın kurallarını bilmeyen biriyle komşu olmak ne kadar da zormuş. Sus bir saniye. Herhalde sen onun kafasına bir şey attın da o yüzden Zadoloz diyor. Yani aslında öyle insan değil o. Ne yapabilirim ben de Neriman? O çok zor insan, zor. Ne diyorsun, ne zoru, ne insanı? Zor yani, çok bombay oğlandı yani. Süper oğlan, süper insan, süpermen. Neriman. Evet. Hadi, hadi sen git. Hadi canım, hadi, hadi. Bir baksaydın da Serp, aşık olduğun kız orada zannediyorum. Bir bakayım. Su, su. Doğru söylüyor. Zadoloz'un tekisin sen. Kızlar, alt kata lanet bir adam taşınmış. Kazanız mübarek olsun. Allah, kimmiş o? Bana Zadoloz demiş, düşünebiliyor musun? Bana Zadoloz demiş. Zadoloz mu? Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Aras. Sakin ol. Derin nefes al. Ver. Bana görgüsüz demiş. Şaka mı bu ya? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Siz kaç kişisiniz? Yeter. İyice saçmaladınız artık. Zaten çocuk uçtu gitti elimden. Ya öyle saçma sapan bir mutluluk girdimine girdim çıktım işte. Telefon numarasını bilmiyorum, adını bilmiyorum. Ya kim bilir bir daha ne zaman görürüm. Belki şimdi kapı çalar ve bir anda o gelir. Yok artık. Yoksa bu bir işaret mi? Yoksa ikinci bir fırsat mı? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi inşallah. Uç diyeyim. Kızlar, bakın kim geldi? Selam. Çao. Çao tutti. Tanıştırayım. Fabio, kendisi İtalyandır. Buongiorno, Fabio. Buongiorno, cara. Fabio.
Tanıştırayım aslında ben de seni, bunlar da benim artı 30'luk kız arkadaşım. 30 mu? 30 diye diye. 30 işte ama. Sloganı bu kızın 30. Allah'tan çocuk Türkçe bilmiyor da sadece beni anlıyor falan. Yoksa rezil olacaktınız. Ayrıca bu hal ne? Top falan mı kestiniz siz burada? Carlo, sai che quando parli turco sei veramente bellissima. Non dirmi ti amo, fammelo sentire. Promesso. Amma da değil biliyor bu ha. Ay ne var canım? Odalardan biri boş mu? Yok artık. Ne oha! Ne abartı bu? Sadece bir 5 dakikalık işimiz var. Halledip çıkacağız yani. Allah Allah. Gidiyorum. Gidiyoruz. Gel buraya. Ay George, George. Abi ya. Capito. Güzel çocuk. Her şeyle mi gitti o? Ya şaka mı bu ya? Yeter be saatlerdir. Aa, benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Vuruyor değil mi Hattin o? Vuruyor. Hala vuruyor, pes etmedi. Ona alt katıma taşınmak ne demekmiş göstereceğim. Görür o gücünü. Yetti be saatlerdir. Tamam, siz anlamıyorsunuz. Kazandım. Ya sen nasıl bir insansın ya? Senin gibi komşu olmaz olsun be! Terbiyesiz, aç kapıyı! Kapıyı çalıyor. Kapıyı çalıyor. Şimdi onu bir göstereceğim. Göstereceğim, göstereceğim! Böyle çok iyi dans ederim. Ama siz bir enstrüman çalıyorsunuz sanırım. Evet. Flüt çalıyorum ben. Blok flüt ama sonuçta o da bir flüt tabii. Tabii. Yani çocukluğumdan beri çalıyorum. Hani şu altında delik olanlar var ya. Hani parmağınızı kapatmanız gerekiyor yoksa böyle... Hadi abicim git şu konuş psikoloğunla artık bir akıl al. Böyle saklanarak bilmem ne yaparak olmayacak bu brojum bu iş. Bitir yani. Şerfi. Nereye bakıyoruz? Bir dakika bir dakika. Kameraya bakıyoruz. Sağ diyor, bir dakika diyorum. Su. Efendim su. Hande. Hande ben çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Böyle yerim katılamıyorum.
Ay böyle içeri kıpır kıpır yani sanki böyle her an zil çalacak da içeri girecekmiş gibi. Zil miydi? Emin ediyorum herhalde. Anne ne yapacağım, ne yapacağım, ne yapacağım söyle. Kızım hemen git kapıyı aç, hemen tamam. Git. Tamam kız aç, 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 aç. Hadi kapı kapı. Kız çıktı geldi çocuk. Ay vallahi de geldi be. Aa. Vallahi kızın her söylediği olur mu arkadaş? Ay. Geliyorum. Şey dıştan çıktım da. Salak bizim ne karıştırıyorsun? Nasıl ya? Hep sen mi vardın kapıda? Evet. Ben vardım ya. Sen beni sevirsen. Yani diyelim sen beni sevirsen. Ay tamam Neriman anladım tamam. Niye geldin? Aslında ben zili basıp kaçsaydım ya. Sen söyledin duştayım tıkıram. Ben de ayak sakladım. Ay 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 dur dur dur. Bir soru soru şey diyorum. Dün sizden bir kız çıktı ya. Ben o kıza galiba aşık olduğum kız o. Yani bilirsen mi sen? Bilmiyorum Neriman bilmiyorum. Yakşı yakşı özüm taparım. Sapıksın sen Neriman. Ne sapıkı ya? Kaparım yani bularım. Tamam yapabilirim. Bekir nasılsın? Nereden geliyorsun? Gize kafana bir şey attılar mı? Bu ne? Çok sağ ol iyiyim Neriman çok naziksin maşallah. Çok naziksin. Ne bu? Bu ne? Ne kadar naziksin bir o kadar da kibarsın ya. Ne bu? Kek. Hastaneden aldım aşağı köşedekinden aldım. Ha, tamam mı? Ha. Hani yeni taşındın ya komşularla beraber çay içip yeriz diye. Evet. Komşuluk adına yani. Evet. Bir mahsuru var mı? Hayır. Çok şuluk Bekir sen. Çok şuluk sen. Evet evet şuluğum ben şuluğum. Evet. Evet öylesin biraz çok. Bir evet. Şey. Ay. Ben de sana geliyordum. Bana mı? Ay sana mı? Bugün böyle bir kek yapasım geldi. Dedim ellerimle bir kek yapayım. Sonra dedim şimdi kek tek başına yenmez. Dedim belki beraber yeriz hani böyle karşılıklı komşuculuk adına. Ellerimle mi yaptın? Evet. Vay keks o şeyde pastanın tabii satmadım. Ki ellerimle yaptım. Sonuçta kek kalıbı yani hepsi birbirine benziyor. Yuvarlak işte bir özelliği yok. Eller olur bana yok mu? Helal et boğazımda kalmasın. Ettim ettim. Evet pastaneci. Şey ben de sizin için kebap yaparım. Ben gideyim siz çekinize. Tamam, gideyim mi Su? Tabii. Gideyim ben. Tabii tabii sen git. İsterseniz kalabilirim. Yok biz bir şey olacağız herhalde. Neriman'cım hadi lütfen. Tamam, ben gideyim. Hadi Neriman. Hadi Neriman. Hadi. 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 Sen Neriman'ın ne kadar yalancı bir insan olduğunu tabii ki daha bilmiyorsun da... Yani o pastane kekiden dedi ama kesinlikle öyle değil yani. Sonuçta kek birbirine benzer kek kektir. Hani yuvarlak kalıbı hepsi aynı. Güle güle ye. Yani şey güle güle otur demeye çalıştım. Hani sonuçta biz daha yeni taşınıyorsun, tanışıyoruz. Her şey çok yeni. Öyle yani güle güle işte ye. Çok sağ ol Su, çok... Su! Efendim? Hafta sonu boş musun? Aa bu hafta sonu doluyum ya kusura bakma. Yani doluyum derken aslında çok dolu değilim yani ben hani hayatı dolu dolu yaşamayı seven bir insan olduğum için hani doluyum diye konuştum. Çünkü biz aslında çok yoğun insanlarız yani benim arkadaşlarımız böyle sahile gideriz, yemekler yeriz, spor yaparız, yoga yaparız, koşulara gideriz falan. Hatta bir tane gece kulübü var orada inanılmaz çok eğleniyoruz yani o kadar dans ediyoruz ki çok eğlenceli. Gece kulübüne gidelim diyorsun. Bence çok iyi fikir. İkimiz beraber gece kulübünde çok güzel olur ya. Süper fikir. Bence gece kulübü mükemmel. Tamam, gece kulübü. O zaman görüşürüz. Yani tam aşık oldum. Tam seneler sonra ilk kez kendimi bir kadına bıraktım dedim. Ya ilişkimizin başladığı gün çıktı karşıma ya. Gel dans edelim. Yok teşekkür ederim. Ben sevmem dans etmeyi. Aa, nasıl ne demek teşekkür ederim ya? Gel hadi dans edelim. Ya, etmeseydik iyiydik biz burada. Şu adam var ya şu adam. Hangi adam? İçimdeki sadist duyguları uyandırdı. Böyle acı çektirmekten zevk alıyor sandım. Bak ne yalan söyleyeyim. Güzel kadınsın. Bence uğraşma bu zibidiyle. Boş ver. Değmez. Ama var ya.
Ben onun burnundan fitil fitil götüreceğim. Hem onu mahvedeceğim, hem ilişkisini mahvedeceğim. Hayır Deniz Bey, yani benim sinirlendiğim... Zaten ben senelerdir rahatsızlığım yüzünden kendimi bir kadına bırakmamışım, yanaşmamışım. Ha istemedim mi? Çok istedim. Fırsat çıkmadı mı? Çok çıktı. E o zaman çıksan ya karşıma. Şimdi niye çıkıyorsun ya? Ayten! Yardım edin! Yardım! Ne oldu? O kadar kaçtım. Bitti dedim. Bakın bulur beni yine. Yani ilk kez gittiğim gece kulübünde beni bulan evimi de bulur. Şimdi Aras Bey, psikolojide maruz bırakma diye bir yöntem var. Maruz? Evet. Çok etkili bir yöntem. Zaten sizin kendinizden ve kadınlardan kaçmanız yanlıştı. Sizin öncelikle kendinizi kabul edip sevmeniz gerek. Bu sizin iyileşmeniz için de önemli bir adım. Deniz Bey, ben bu adımı atmaya hazırım. Elimden gelen her şeyi de yaparım. Yalnız Ayten çok fazla. Yani o benim sürekli peşimde dolaşırken ben bunu yapamam. En büyük aşkınız ve en büyük korkunuz. İkisi için de tek engel sizsiniz. Ki zaten bize aşama kaydettiren şeyler hep büyük olarak tanımladıklarımız. Haklısınız. Sizin yapmanız gereken durumunuzu kabul edip elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışmak. Tamam, çalışacağım. Ayten'in suyla aramızdaki güzelliği bozmasına engel olacağım. İnşallah. Deniz Bey, bu oynama takıntısı da zor değil mi ya? Yani işte. Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Kelin ilacı olsa kendi başına sürer derler bir de. Pardon, sorun değil. Modern psikolojide her koyun kendi bacağından asılır da derler. Freud değil miydi o ya? Yok, o Lacan. Freud deveye sormuş. Demiş ki, neren doğru demiş. Ya da neren eğri demiş. Deve de bir tane koymuş bunun ağzının ortasına elinin tersiyle benim neren doğru ki demiş. Bu pek olmadı yalnız ya. Bence de olmadı. Kim doğru, hiç mi? Yok, bendim. Bendim. Hatta diğerleri de bendim. Kandırdım sizi. Netice olarak Aras Bey, biz bu işi başaracağız. Başaracağız. Ajan falan mı son? Hayır. CIA, Mossad, KGB mi? Tamam, 007, o da olur. Seki tutun. Tamam abi, tuttum. Hadi bas gaza, Allah aşkına bas. Hadi ne olur, hadi. Hadi abicim, hadi ne olur, hadi. Ayy! Uçtu kuşum.
ne komik bir adamsın. Seni evine bırakacağım ne demek? Zaten bir üst katında oturuyorum. Yani şimdi genç bir hanımı bu saatte dışarıda bırakmak olmaz. Yakışmaz yani. O zaman bu keyifli akşam için çok teşekkür ediyorum kibar beyefendi. Asıl ben teşekkür ederim. Hava almak bana da iyi geldi Su. Seninle çok güzel vakit geçiriyorum. Yani seninle geçirdiğim her an çok güzel. İyi ki hayatıma girdin. Ben de çok güzel vakit geçiriyorum Su. Sen de iyi ki benim hayatıma girdin. Sen beni mi taklit ediyorsun? Hayır, heyecanlandım ben. Ondan öyle oldu. Ya tamam, ben de farkındayım liseli kızlar gibi davrandığımı ama... ...hiç komik değil yani böyle dalga geçmek zorunda değilsin çünkü beni taklit ediyorsun. Vallahi etmiyorum. Heyecandan öyle oldu. Yanlış. Ediyorsun. Etmiyorum. Seni yalancı sen. Beni taklit ediyorsun. Beni taklit ediyorsun. Bak hala. Bak hala. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. Allah beni kahretmesin ya. Gerizekalı Aras, yanlış eve girmişsin. Su. Aras ya, şey olmuş galiba. Evet, biraz bende de oldu. Tamam, herkes kendi yerine gitsin o zaman madem. Hadi ben. İyi geceler, görüşürüz. Hatta o yüzden girdim. Gir tabii Neriman. Hakkın. Tabii ki hakkım. Zaten biliyorum hakkım olduğunu, o yüzden rahatım. Bir soru sorayım. O kız kim? Onu söyler misin bana? Numarasını verir misin? Ben onu tapasam. Hangi kız Neriman? Dün bir kişiyle sıktı ya. Hangi kişi? Kişiyle ya, yani erkekle. Evet, erkekle sıktı dün. Ha, bir erkekle çıktıysa Berna'dır o. Berna mı? Berna. Evet, Berna, hatırladım Berna. Berna ne sever, numarasını versene. Berna yabancı erkeklerden hoşlanır. Evet. Gerçi sen yabancı değilsin ama. Evet. Numarasını telefonundan alabilirsin. Bir saniye. Berna. Hayır ya. Evi mi bulacaktı Deniz Bey? Ya takside kafayı bir çevirdim. Binmiş motorlu pizzacının arkasından beni takip ediyor ya. Ya kadın bildiğiniz manyak Deniz Bey, manyak. Yok canım. Artık bunun yaptı. Efendim? Yuh yani, olur mu böyle şey gibisinden. Buyurun devam edin. Yemin ediyorum Deniz Bey. Ya ben sırf bu yüzden terapi saatimi ileri aldım. Bulmuş burayı, beni gözlüyor. Yanında da o pizzacı. Kaç saattir bekliyorlar. Soğumuştur o pizzalar. Soğumamış mı? Bilmiyorum Deniz Bey. Zaten önemli değil. Kafanız dağılsın diye söyledim. Dağıldı mı kafanız? Yani sanki. Aras Bey, bu sizin sınavınız. Bu sınav elbette kolay olmayacak. Zorluklarla sınanıyorsunuz, daha da sınanacaksınız. Ananızdan emdiğiniz süt burnunuzdan gelecek. Ama sizi temin ederim ki, siz zorlandıkça vakıf olmanız gereken öz bilgiye daha da yaklaşacaksınız. Tamam, nedir o bilgi? Paylaşın lütfen, mahvolacak ilişkim her şeyim. Paylaşın, nedir o bilgi tam olarak? Ne bilgi, ne bilgi? Ne bileyim ben ne bilgi? Size ait o bilgi. Siz kendiniz vakıf olacaksınız o bilgiye. Siz akışı yaşayın Aras Bey. Beni de delirtmeyin. Yeni bir ilişkiniz var mı? Evet. Siz de mi ilişkinizin bozulmasını istemiyorsunuz? Evet. Bir gün bozulursa sebebinin siz olduğunu biliyor musunuz? Yok. Daima aşk için heyecanı zirvede tutun ve farklı bir şeyler yapın. Hadi at, kurban olduğum at. Alo. Berna, kıymetliğim, atsın sonunda. Siz kimsiniz?
Ben yabancıyım, tanıdık bir yabancıyım. Yabancı derken? Bizim seninle geçmişimiz var, ufacık bir şeyler. Geçmiş? Anlayamadım. Bela başa düşmürsen. Ben Su'nun apartmanındayım. Gel buraya, gözlüyorum seni. Hadi kapatıyorum. Aa, bayağı kapatıyor. Çok güzel sesi var, çok güzel sesi var. Hande'cim, yıllardır hayalini kurduğum beyaz tüylü prensimi bulmuşum. Herhalde sizinle görüşmeyeceğim. Hayır, hayır, hayır. Gününüz de gelmeyin bana. Ya yoğunuz diyorum, anlasana. Çok yoğunuz. Ay hadi tamam, beni lafa tuttum yine. Farklı bir şeyler yapmam lazım benim. Aşkım, o kadar kötü bir şey oldu ki. O kadar kötü bir şey oldu ki. Çok iyisin tatlım. Ay ya, görüyor musun? Of ya, nasıl böyle bir şey olabilir ya? Su. Dur. Su. Hayatım, iyi misin? İyi değilim. Ne? Çok kötü bir şey oldu. Ne? Aşkım, kapı üstüme çarptı. Anahtar içeride, ben dışarıda kaldım. Sen öyle bağırınca çektim kapıyı, çıktım. Anahtar da içeride kaldı tabii. Hava da serin. Üşüdün mü? Yok, üşümedim. Tenin buz gibi ama. Yani evet, biraz üşüdüm ama güzel. Güzel. Evet, güzel. An itibariyle sabaha kadar bu taşın üzerinde oturup beklemek zorundayız, biliyorsun değil mi? Paramız da yok. Telefonlarımız da yanımızda değil. Az önce belirttiğim gibi hava serin. Ama sen varsın. Ve sen çok sıcaksın. Bir de gündüz vakti olsaydı burada bu şekilde oturamazdık. Gece olduğu için sessiz, sakin, sadece ikimiz. Burada böyle oturabiliyoruz. Doğru. Değil mi? Evet. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben de birazcık heyecan yaşayalım istedim. Başladın. Sen yine beni mi taklit ediyorsun? Su, bir dakika, bir dakika. Hayır, bir dakika. Ben çok kötü oldum. Bir bayılacak gibiyim. Ben şuraya bir oturayım. Ne oldu aşkım böyle birdenbire? Hı? Böyle soğuk soğuk terledim ben. Nabzım da düştü sanki. Kapının önünde kaldık ya. Ay benim üstüme hasta mı oldun yoksa? Hayır. Seninle alakası yok, hayır. Peki ne yapabilirim senin için? Su. Efendim?
Su, su. Efendim aşkım? Su, su getir lütfen. Ha öyle su. Ay çok pardon, tamam hemen getiriyorum. Suya otomatik tepkiler vermek değil de kendi irademle dokunmak istiyorum Deniz Bey. Tamam. Sizin durumunuz da normali bu. Alessandro del Piero. Açım benim. Şişt. Ne yapıyorsun? Oğlum bu ne? Sus. Ne kafası yaşıyorsun? Engel lan burada. Dokunma. Dur. Yavaş. Alan olsun Bekir. Çok bekledik puanı. Çok sabırsızlandım. Çok. Sana ne oluyor abi? Sen niye sabırsızlandın Neriman? Ne oldu? Ne yaptınız? Bir söylesene bana. Nerimancığım eksik olma kardeşim. Bak gördüğün gibi sapasağlam ben burada duruyorum. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Hadi muhabbet daha fazla saçmalama. Seni sanki... Bekir gibi seni. Hadi abi hadi. Helal olsun helal. Şuluksun sen. Hadi şuluksun. Abi. Seni seviyor mu? Ne söyle? Ne yaptınız? Bir... Bu üç günde ne yaptın? Şuluk seni Bekir seni. Şuluk ne abi? Ne bileyim abi Neriman'ı bilmiyor musun işte yani? Ben bilmiyorum. Ne yaptın? Niye herkesi başıma topluyorsun peki sahi? Anne ne bileyim merak ettik kaç gündür yoksunuz orada. Ne oldu aşkım? Merhaba. Ben Sahil. Merhaba. Ben de Su. Memnun oldum. Bu tabii bizim asosyal sevgi kelimeğimiz. Hiç arkadaşlarıyla bizi tanıştırmak istemiyor tabii. Onun için ancak biraz fırsat bulduk senden. Zaten bizim kızlarla da henüz tanışmadı. O yüzden aslında seninle ben biraz erken bile tanışmış olduk. Aşkım Sahil bizi merak etmiş ondan gelmiş. Zaten şimdi kalkıp gidiyor. Tamam. Bu arada dün Buru beni ofisten aradılar. Birisi uğramış tekrardan söyledi. Ben böyle hani bir Ayten'den şüphelendim, bir uyandırayım dedim. İri yarı eşi, kocası varmış birlikte. İriler zaten. Ben de ofis geliyorum. Geliyorum. Hadi görüşürüz, öpüyorum ben. Görüşürüz Sayın, görüşürüz. Yine gel. Abi Ayten sen mahvoldun ben. Eğer senin ofisini bulduysa burayı kesin öğrenmiştir. Ben de onun için diyorum ki gidip anlatsana oğlum Su'ya bunu. Yani Su'yla şu işi bir rayına koysam ilk işim Ayten'i anlatmak olacak ona zaten. Aras Bey, bakar mısınız o telefona? Aa, kusura bakmayın Deniz Bey, affedersiniz, pardon. Alo. Ya bakın, bakın yine bilinmeyen bir numarayı arayıp kapattı. Hem de öpücük atıp kapattı. Bakın kesin Ayten bu. Ayten değildir oğlum o ya. Değildir. Değildir Ayten. Tabii taktik değiştirmediyse. Seni ürkütmemek için doğru. Tırsma. 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 Doğru. Ya da tırs. Doğru. Ayten abi. Kesin Ayten bu. Ya benim derdim benim bana yetmiyormuş gibi beni daha da müşkül duruma sokuyor. İyice sapıtıyorum ya, iyice sapıtıyorum. Misal hani böyle bir arama Su'nun yanında gelseydi. Aras Bey bir sakin olun. Ben de yapıyorum böyle aramalar. Efendim? Alıyorum böyle aramalar ben de. Herkesin başına gelebilir bu. Aa. Aras Bey kusura bakmayın sesini açık bırakmışım. Kim arıyor acaba? Aras Bey ne yapıyorsunuz? Kusura bakmayın Deniz Bey. Yok rica ederim. Allah Allah. Ama bu bayağı enteresan. Bu bayağı enteresan. Biz bunu arada yapalım. Ama biz bunu arada yapalım. Keşke başka figür de biliyor olsa. Keşke başka figür de biliyor olsa. Müşteri ol. Ben kaçıyorum. Bu çok doğru. Görüşürüz. Gel oturalım. Dinlenelim biraz. Yorulduk. Gel, gel, gel. Oh. Ne? 981 cevapsız arama mı? Kızlar nasıl merak etmişlerse beni. Dur ben bakarım. Sahimdir belki yine. Geldim, tamam geldim. Başkanım! Sen bunu, bunu kaçıramazdın. Ay çok güzel çıktık. Hadi gelsin like'lar, gelsin like'lar. Ah, evet kızlar. EOA yani enişte olacak adam sorgusunu başlatıyorum. Sahimciğim sen gidebilirsin kardeşim. Bak enişte olacak adam sorgusuymuş bu. Ben de senin enişten değilim. Hadi git. Arasın biliyorsun ben hayatta iki şeyi ıskalamam. Birincisi kadınlar. Yaş. İkincisi eğlence. Ay bunun buzları dışarıda bulunurum be.
da bir kere. Ama şöyle bir durum var ki, ben sıkıntılı tiplere bayılırım. Orası kesin, kesin orası zaten. Neyse efendim, ilk olarak burç önemli. Kesin karar vermeden önce, hani son çıkış. Sen köprüden önce son çıkış gibi falan düşün bebeğim, tamam mı? Hah, burcunuzu alalım. Yengeç. Ay, yengeç mi? Ay, bıcık bıcık duygusal olursunuz siz. Kız evcil de olurlar. Evine bağlı olur, evini sever ne güzel işte. Ya, ben onu bunu bilmem ama psikolojik rahatsızlığa yakalanma yüzdesi en yüksek burç yengeç burcudur. Baştan söyleyeyim, sonra söylemedi demeyin. Yo yo yo, bizde öyle bir şey olmaz. Benim en düzgün yerim psikolojim. Sahim de bilir zaten. Aynen, aynen bro. Ha, biz istatistiklerle geliyoruz efendim, siz merak etmeyin. Evet kızlar, ikinci soru geliyor. Sor. İlk kez kaç yaşında bir kızla öpüştün? Biz hiç girmeyelim bence oralara. Bence bu konuya girmenin tam yeri ve tam zamanı Aras Bey, sizdeyiz. Sorunun cevabını merak ediyoruz aşırı derecede. Bu konuda müvekkilim adına ben cevap vermek istiyorum. Lütfen, lütfen buyurun. Yıl 1989. Fransız devriminden tam 100 yıl sonra. Aras henüz 8 yaşında. Karşı komşusu Mevlüde teyze ile karşılaştılar. Ve Mevlüde teyze, ver bakayım o altlı duşlardan bir parça dedi. Ve Aras ilk kez karşı cinsle bu şekilde etkileşime geçmiş oldu. Sosyal medyada aktif değilsin. Hayır değilim. Fake hesabında yok. Hayır yok. Kızlar, cevap veriyorum. Hadi Petek, Allah aşkına gerçekten içimize sıkıntı bastı. Lütfen söyle. Hadi. Araştırmalara göre sosyal medya kullanan erkeklerin seks hayatıyla... Evet. Sosyal medya kullanmayan erkeklerin seks hayatı arasında... Evet. Hiçbir fark yokmuş. Yani anlayacağınız kişinin kendinde bitiyor. Yapma. Et mi koktu? Ha, et koktu. Et koktu. Ben de mangal diyeceğim ama. Evet. Aynerim ama aklıma bin yaşa ya. Ne güzel yaptın sen böyle. Evet. Açık hava, mangal falan. Harika oldu ya. Zaten kokuyu duyar duymaz Neriman olduğunu anlamıştım. Geçen sene de aynı böyle bir mangal yapmıştık ya. O kadar güzeldi ki ne kadar çok et yediğimi ben bile hatırlamıyorum. Değil mi Neriman? Evet, bir baktım herkes burada. Malum siz de kavuşmuşsunuz. Dedim bir kutlayı alıp. Her ne kadar ben yarıma kavuşamasam da olsun yani. Ya, ah be Burucuğum. Ya Neriman ya. Olmadı, bir türlü olmadı. Tamam, olur. Merak etme. Neriman. Kebap sip yapıyorsunuz. Bunu yiyorsun. Ben bu hoşuma gidiyor. Anlamadım hoşuma gidiyor. Aman tello, tello, zantello. Canım tello, tello, zantello. Aras üstte, buz üstte tello. Kebap yanar, çöz üstte tello. Koy beni öldürsünler tello. Bir alacağız kız üstte tello. Aman tello, tello, can tello. Koy beni öldürsünler tello. Berna adlı kız üstte tello. Yorulmuşsun Bekir. Bir et yesene, et ye. Cüz kuvvet gelsin. Şey, bir soru sorayım. Başka arkadaşlarınız yok mu? Çağıralım bir yerde çabuk yiyelim, takılalım böyle. Nerimancığım, bizim kadro bu kadar. Daha başka biri yok. Başka kimse yok mu? Ama sen Berna'ya soruyorsan, ki onu soruyorsun. Evet. O bize öyle takılmaz. O işi olduğunda bizim yanımıza gelir. Bekleme yani. Beklemeyeyim ben onu. Hayır. Berna ortamlarda kızlar çekin yapmış. Hah, bak tam da bundan bahsediyordum. Evet. Hadi hızlanalım biraz. Niye ya? Ne güzel manzaraya bakıyorduk. Merhaba. 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 Su.
bence yardım edelim. Yoktur bir şey, yoktur bir şey. Hadi gidelim, burası güvenli, ormandayız. Bak Tekin değil burada, hadi gidelim. Takip et, hadi. Çok farklı bir adamsın, biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ben ciddiyim. Bazen öyle tuhaf davranıyorsun ki bu adam hasta diyorum. Yok canım, ne hastalığı? Sana öyle gelmişsin. Ne bileyim. Anormal davranıyorsun ama. Nerem anormal Su? Sen hassas gününde misin? Ya bak işte yine sanki ben tuhafmışım gibi davranıyorsun. Ormanda çığlık duyuyoruz, gidelim bakalım diyorum, beni engelliyorsun. Gece kulübünde de aynı şeyi yaptın. Aa, bak, yıldız kayıyor. Bak, demiştim ben sana. Sevgili, senin için gökyüzündeki yıldızı kaydırır be. Ne dedim ben sana? O yıldız kayacak dedim. O yıldız kayacak demedin canım. Yıldız kayacak, beni kandırdın. Tamam işte aynı şey. Benim dil bilgim zayıf, ondan öyle olmuştur. Tabii tabii. Sorularım cevapsız kaldı ama. Ya boş ver soruları Su. Ha, fena mı oldu bak? Birlikte kayan yıldızı gördük. Birlikte mi kaydılar diyorsun yani? Böyle el ele mi kaydılar yıldızı? Hayır, birlikte olan biziz. O tek kaydı. Tek kaydı. Bir de mesela sinek kaydı var. Hayır. Ne? Biz birlikteyiz, biz el eleyiz. Aşkım uyuyalım mı artık? Neden? Hadi iyi geceler sevgilim. Su ilk kez yüzüme gülümsemeden baktı Deniz Bey. Kırıldı tabii. Haklı da. Fakat ben rahatsızlığımın etkisindeyken devam etmek istemedim. O an böyle her şey sonsuza kadar donsun ve biz birbirimizin gözlerine bakarak kalalım istedim. Tabii bu olmadı. Beni beğeniyorsan neden ne zaman sana yaklaşsam benden uzaklaşmaya çalışıyorsun? Keşke Ayten çıkmasaymış karşınıza. Belki daha rahat olurdunuz. Keşke sadece karşımıza çıksaydı. Biri mi var yoksa? Su. O nereden çıktı? Sürekli tuhaf tuhaf davranıyorsun. Sanki benden kaçmaya çalışıyormuş gibi. Sana yaklaştıkça seni ne kadar özlediğimi hissediyorum. En kısa sürede bu ayrılık son bulacak. Bugün bana bakışından anladım. Sen de beni seviyorsun, Mucuk. Bu ne Aras? Kim bu Mahmut? Mahmut, arkadaş Mahmut. Ya böyle tuhaf bir adam o ya. Böyle soğuk esprileri falan var. Ya şaka yaptığını sanıyor. Aklı sıra. Gerizekalı yani. Böyle takacak bir şey yok. Ama zaten burada mevzu Mahmut değil ki. Yani herkesten gelebilir böyle aramalar, mesajlar. Herkesin başına gelebilir böyle şeyler Su. Hatta herkes böyle aramalar yapabilirmiş. O ne demek şimdi? Ne demek o demedi mi? Yani bu söylediğinizden bir şey anlaşılmıyor ki. Yani söylemedi bir şey. Sormadı da. Ben de bir şekilde gönlünü alırım diye düşündüm. Bir şey demek değil. Yani Deniz Bey söylemişti. Şimdi sen Deniz Bey'de kim dersin? Evet, kim? Boş ver Su ya. Şimdi anlatamam onu ben sana. Bak hayatım, bak aşkım. Benim senden uzak durmamın tek bir nedeni var. O da inan ki benim. Ben eğer
kendimi kontrol edemezsem, o zaman bu eller benim olmaz. Ben sana ve aramızdaki ilişkiye haksızlık etmek istemiyorum. Boş ver şimdi Mahmut, hadi. Hadi uyuyalım hayatım. Boş yere stres yaratmayalım, tamam mı? Zamanı gelince her şeyi anlatacağım sana. Fakat eve geldiğimizde öyle bir şey denk geldi ki. Alacağım. Biz kaç kez izledik o filmi ya? Ben 12, sen de 4. Ayş! Ay ne oldu, yandın mı? Yok. Niye bağırıyorsun o zaman? Ayten! Ayten kim? Ayten! Git başımdan. Ben sana göre değilim. Ne diyorsun Aras? Şiir okuyorum. Niye bağırıyorsun peki? Sesimi açıyorum. Aras. Ya gerçekten aklım alıyordun ya. Bir şey oldu zannettim. Ayrıca Ayten değil o, Aysel. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm bir anda olacak. Seziyorum. Tamam, doğrudur, doğrudur. Öyledir. Su. Git sen, evine git sen artık. Güzel güzel dinlen, ben de dinleneyim. Ondan sonra buluşuruz, ben sana geleceğim, tamam mı? Ya tamam, dur. Hadi, hadi, hadi. Tamam, hadi. Hadi, hadi Su, geleceğim ben sana. Ay, ne yapıyorsun ya? Saçma sapan şeyler yapmaya başladın. Tamam, ittirme. Ben geliyorum. Hadi. Ben sana geleceğim ama, tamam mı? Dinleniyorum. Ben geleceğim, sen gelme. Sakin ol Aras, sakin. Ayten belasını başından savabilirsin. Nefes al. Yüzleşme vakti. Hadi bakalım. Sen bana gelmezsen ben sana gelirim bebeğim. Çok özledim seni. Ben de özledim. Ama ben seni öpmeyi de çok özledim. Ve kokunu içime çekmeyi de. Su, lütfen hadi git sen şimdi, hadi. Bakma öyle lütfen. Ne oluyor Aras? Yine mi benden uzaklaşmaya çalışıyorsun? Hayır canım, hayır. Ya yine diye bir şey yok, hayır. Hadi şimdi git, hadi. Hadi şimdi git. Hadi şimdi git. Ve üzerine seksi bir şeyler giyip beni bekle. Ya Su, hala giymeye başlamadın mı sen? Giyinmek isteyen kim? Ayten! Çıkar şunları. Ayten, bak Ayten Hanım. Ayten Hanımcığım, yani son verin artık. Son verin lütfen ya, çok rica ediyorum. Bak. Hakimin karşısında da itiraf ettin bana olan aşkını. Sen çok cesur ve sadist bir erkeksin. Bana acı çektirmeyi seviyorsun. Ben de senin bana acı çektirmeni seviyorum. Hem bana bak, istediğin kadar beni sevmediğini söyleyebilirsin. O kız var ya, o çırpı senin aklını biraz karıştırdı ama aşkımız galip gelecek. Hadi öp beni. Hey, yeter be, yeter! Gir içeri. Şuraya, girin şuraya. Çıkma lütfen. Çık dışarı. Çıkma dışarı kavur. Tamam. Aşkım nerede kaldın? Kapının önünde kala kaldın bu halde. Oo, bakıyorum sen de hazırlanmışsın. Nasıl? Beğendin mi kıyafetimi? Su! Sen neden benim dediğimin tam tersini yapıyorsun hep?
Hani deri giyecektin? Hani nerede bu leopar? Ha? Şu haline bir baksana. Ne kadar cici olmuşsun. Böyle fantezi mi olur? Apartmanda böyle mi dolaşıyorsun sen? Ben sana yukarıda bekle demedim mi? Şimdi çık yukarı. Kimseyi görünmeden beni orada bekle. Hayır canım. Hiçbir yere gitmiyorum. Yeter artık. Sen bilirsin, tamam. Ya istediğini yaptım işte. Gittim giyindim. Neden hala böyle saçma sapan konuşup bağırıyorsun? Aras. Aa, biz baş başa oluruz diye düşünüyordum. Bu çırpıyı görmek hiç hoşuma gitmedi. Aras. Bu kadın kim? Ne çırpısı? O benim teyzem. Peki Aras, madem bu senin teyzen, bu kılıkta gecenin bu saati senin evinde ne işi var? O hala benim teyzem. Ama sevişirken hiç öyle demiyordun. Su, lütfen dinleme onu. Bak yalan söylüyor, tamam mı? Dinleme onu lütfen. Bu kadın Mahmut değil mi? Aa, ettiği lafa bak. Mahmut sensin ayol. Ben sana inanmıştım Aras. Bana bunu nasıl yaparsın? Su, hayır. Lütfen su. Sana diyeceğim şudur ki kadına el kalkmaz. Kadına şiddete son. Çık senin kalıbına. Yemin için terk ettiğim yemin bile senden daha deli kaldı çıktı be. Aa, hayır ya. Sen darıkmışam ayana. Narahat olma, çüşüne gelirim. Özümle sana bir tane gelin getiririm burada. Kapımızda toy olacak. Na 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 oldu. Abi salam söyle. Öptürüm, sağ ol. Na 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 na. Bekir, Bekir. O, ben aşık olduğum kız vardı ya. Onunla konuştum. Gelir, gelir benden görüşmeye. Neriman, çok sevindim, çok hoş bulduk. Süper. Abi sevincimden oynuyorum. Bir de oynayak benimle. Neriman, hiç alamadım. Aynen, aynen, aynen. Valla, ben seni gibi oynayamadım. Oynayak, hadi abi, oynayak. Oynasana, oynasana. Ayakları. Na 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 na. Ayaklar, ayaklar. Na 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 na. Bela olmur, canım batsın sağrımda. Su! Hadi, hadi, dur, su, su. Ya, yapma, dur. Ne var Neriman? Kız gelsene oynayalım. Na 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 na. Nay 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 nay. Yok ya, yanlış anladın. Yanlış. Hayır. Öyle değil. Nay 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 nay. Al sana su. Deniz Bey. Hı? Ben sevdiğim kadını kaybettim. Şakanın sırası değil. Tam sırası Aras Bey. Tam sırası. Aras Bey, hayat bu. Olur böyle şeyler. Bir varmış, bir yokmuş. İlişkiler de öyle. Siz içinizdeki sese kulak verin. Siz sizden ne istiyorsunuz? Hem ne demiştik? Bu sizin sınavınız. Sizin gerçeğiniz. Yok. İçimde bir ses yok. Yok Deniz Bey. Bak şimdi bu kayıp diğer bütün kayıplar gibi hayatın size verdiği bir mesaj. Bir mucize. Ne? Anlamadın değil mi? Sabır. Sırra vakıf olduğunuz zaman anlayacaksınız. E ama yani. Çıt 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 çıt. Benim içim şişti artık. Ver şunları bana, ver. Aa, bu neymiş ya? Tamam, tamam. Sen nereye... Al bunu. Tamam bebeğim.
Tamam bebeğim, tamam bebeğim. Al sen, hadi al, 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 al. İşte, işte al, al işte, 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 al, al. Efendim? Alo, su. Alo. Ha yok, su da evi de müsait değil canım Berna'cığım şu an. Hande? Ha, evet Hande, Hande ben. Birazcık karışık durumlarımız, ben sonra anlatırım sana. Dinle dinle bir. Şey soracağım ben. Suyun apartmanında oturan bildiğin yabancı bir erkek var mı? Maşallah Berna'ma ya, maşallah ya. Her yerlerdeki erkekleri bitirdi. Ha, apartmanlardakiler kaldı. Fabio vardı. Fabio, Fabio ne oldu? Köpeklere mi attın sen onu? Ha? Yedirdin mi köpekler etlerini? Ya saçma sapan konuşmasana, bir soruma cevap ver. Var, var. Neriman var. Ama o yabancı sayılmaz, Azerbaycanlı. O içimizden biri yani. Neriman. Hı, Neriman. Apartman görevlisi. Ama apartman görevlisi de değil aslında. Öf, tamam neyse ya, işim var şimdi benim. Peki bir şey soracağım sana. Bu Neriman'la benim hani böyle ne bileyim daha önceden bir görüşmüşlüğüm, ne bileyim bir şey falan olmuş olabilir mi hani? Olabilir mi? Olabilir mi işte? Ben de onu soruyorum sana. Olabilir mi? Bulmaca gibi konuşmasana. Vallahi olur mu olur ha? Olur. Aa, Hande, alo. Olur olur, kesin olmuştur. Ne? Hande? Tamam hadi kapatıyorum, hadi hadi. Kız haklı abi. Kız yerden göğe kadar haklı. Sen bu kızı seviyor musun? Seviyorum. Bir daha söyle. Seviyorum sahim. Bir daha söyle. Ben suyu çok seviyorum ya. Seviyorum. Duydun mu? E o zaman git konuş abi ya. Sabahtan beri beynimi ütüledin arasım ama ya. Git. Yüzeyim mi? Konuş. Ama nasıl? Bak şimdi kardeşim. Sen kendini rahat hissetmediğin zaman karşıdaki kişi sana hamleyi yaptığında bu durum yaşanıyor. Ne diyeceğini, ne yapacağını çok iyi bilirsen bu yaşanmayacak. Kararlı ol. Herkese ve her şeye ve her şeyin senin kontrolünde olduğunu hisset ve hissettir. Vay lan. Farkındayım, çok iyi konuştum oğlum. 35 yıllık hayatında ilk defa mantıklı birkaç cümleyi bir yere getirdin. Tebrik ediyorum. Ama nasıl? Ne nasıl artık Aras ya? Git konuş ya artık ya. Ya bir daha bana hiç inanmazsa? Ya bir daha hiçbir araya gelemezsek? Ya bir daha beni hiç sevmezse? Çok korkuyorum Deniz Bey. Gerçekten korkuyorum ben. Şimdi Aras Bey, İsteklerinizin önündeki tek engel sizsiniz. Herkesin var kusuru ya. Misal ben. Bakın ben bir şey çaldığı anda oynamaya başlıyorum, dans ediyorum ben. Şimdi bu normal mi? Değil. Ama ben buyum. Siz de beni olduğum gibi kabul ettiniz ve yargılamadınız ve bana danıştınız. Kendinizi de kabul ettiğiniz zaman her şey yoluna girecek. Zaten biz farklılıklarımızla birey oluyoruz. Ben... Şimdi tamam, gelecekten korkuyorsunuz. Ama bizim için en değerli zaman şimdiki zaman. Şimdiki zaman dışında hiçbir şeye gerçekten sahip değiliz. Şimdi gelecek yok, gelmedi. E geçmişte günahıyla, sevabıyla bitti gitti ya. Siz neyin peşindesiniz şimdi? Siz... ne istiyorsunuz? Hayır ne... Siz her kimseniz ve ne istiyorsanız bütün bunların sorumluluğunu sırtınıza alıyor musunuz? Evet, haklısınız. Benim de evet alıyorum. Alıyor musunuz? Alıyorum. Alıyor musunuz? Alıyorum. Veriyorum. Zaten sizi siz gibi kabul etmeyen kimse hayatınızda olmasın canım. Doğru. Şimdi söyleyin. Ne istiyorsunuz? Suyu tekrar kazanmak istiyorum. Tamam, hadi git kazan o zaman. Hadi, hadi. Git kazan, hadi. Su. Su. Lütfen aç kapıyı. Su. Su, izin ver konuşalım lütfen. Su, hadi lütfen aç şu kapıyı lütfen, lütfen. Su, bak söyleyeceklerim çok önemli, beni dinlemen lazım lütfen. Değirdim.
baharda görüşerik biz. Bahar geldi gitti, sen gelmez oldun. Aşkım lütfen aç kapıyı, bak lütfen diyorum, lütfen. Benim bir rahatsızlığım var. Başından beri senden gizledim. Yaptıklarıma inanmazsın. Hissettiklerimden emin olmazsın diye gizledim. Bak ben ilk kez birini kaybetmekten korkacak kadar sevdim Su. İlk kez birini kaybetme ihtimalinin bile ne kadar acıtabileceğini öğrendim ben. Ama korktuğumdan kaçamadım. Sabah psikoloğumdan çıkınca da gaza geldim. Ama sonra cesaretim kırıldı. Korktum. Ya bana inanmazsa? Ya kendimi tam olarak anlatamazsam, ifade edemezsem? Evet, kalk. Yüzeyim mi? Git ve bitir bu işi Aras. Sen gelmez oldun. Aslında çok seviyorum böyle sağollaşmalar böyle şeyliğinde. Ama şaka şaka, sizin için Azerbaycan'dan güzel erler getireceğim.
Senle de Ukrayna meselesini bir çözeriz, sohbet ederiz. Hoşuma gitti yani. Sen de çok şanslı bekçisin. Öyleyim. Neriman çok fazla kalmalarda, tamam mı? Dinden hemen gel. Yani aslında babam süreçli arıyor, benden olsa kalırdım. Ama tez dönmem isterseniz Berna ile konuşun. Benim sır razı olsun, döneyim. Sevdim ben onu, sevdim. Benim arabam. Böyle. Sağ olun. Dikkatli ol. Bu ilk travmanızı da bulduğumuza göre artık rahatsızlığınızı daha kolay kontrol edebilirsiniz. Şimdilik tamamen geçene kadar bunun keyfini sürün Aras Bey. Sürüyorum Deniz Bey, sürmez mi? Hayatımda ilk kez olduğum ve hissettiğim gibiyim ya. Hani zamanında bana zamanla vakıf olacağımı söylediğiniz sır bu muydu? Ben miydim yani? Sırra vakıf oldunuz. Devam edin lütfen. İnsan her şeyden önce kendi bilgisine vakıf olmalıymış Deniz Bey. Gerçek benliğimizi kabul eder ve yalnızca kendimiz olarak her şeyi başarabileceğimize inanırsak kabul görmemekle ilgili bir korku kalmıyormuş. Hepimiz farklılıklarımızla özeliz ve güzeliz Aras Bey. Su da bu özelliğimi ve güzelliğimi çok beğeniyor zaten. Hatırlıyor musunuz hani makarena dansı yaptığınızda sizi taklit etmiştim. Siz de bayağı bir eğlenmiştiniz. Şimdi Su da çok eğleniyor. Yani rahatsızlığımla o da mutlu. Dalga geçiyor olmasın? Su. 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 Ya su. Ya, ya su ya. İntikam alacağım ben senden, intikam alacağım. Devam et sen. Ha, ya su. Bak yeter. Bak gerçekten. Ama ayıp olmuyor mu sen şimdi? Çok iyi yapıyorsun. Hayır o değil, o değil. Hayır o değil. İnanamıyorum. Yine mi siz? Sizin yüzünüzden ceza hakimliğine geçtim. Yine karşıma çıktınız. Hakim Bey, bu adam genç kızları seni seviyorum laflarıyla kandıran bir sapık. Beni de önce kocamdan ayırdı. Sonra da bir mendil gibi kullanıp attı. Oysa ben onu çok sevdim. Sadece sevdim. Sevdim, sevdim. Hakim Bey, vallahi ben onu çok sevdim. Hakim Bey, vallahi ben onu çok sevdim.